Sevgili takipçilerimiz, bu akşam İsrail'e bağlanıyoruz ve İsrail'de Moshe Veret adında çok değerli bir hocamızla birlikte olacağız. Hemen size kendi Moshe Veret'in yazmış olduğu kitabı tanıtmak istiyorum. Çok değerli bir kitap bu. Ve Nehir Eden Bahçesinden Çıkar. Ve Nehir Eden Bahçesinden Çıkar. Yazar Moshe Veret ve şu anda bizimle birlikte İsrail'den katıldı ve bu akşamki konumuz İbranice harfler, İbranice alfabe, tarihi gelişimi, bunu konuşacağız. Ben de sizleri bekliyorum, biraz daha bekliyorum. Şu anda 59 kişiyiz, daha da katılacaklarını düşünüyorum, o yüzden biraz beklemedeyim. Hoş geldiniz hepiniz. Evet. Bu yayın sonra tekrarlanacak değil mi YouTube'da? Evet. Ekleyebileceksiniz. Tuna Kamhi TV YouTube kanalında yayınlanacak. Sana da yollayacağım ben. Arzu edersen sen de sayfanda veya YouTube'da yayınlayabilirsin. Arkadaşlar, bu yayın hem Moshe Veret'in sayfasında ve YouTube kanalında, hem de benim Tuna Kamhi TV YouTube kanalımdan yayınlanacak. İstediğiniz zaman tekrar dinleyebilirsiniz. Peki, ben başlıyorum. Hoş geldiniz. Hala da geliyorsunuz. Peki. Moshe Veret, hoş geldin. Bize Moshe Veret kimdir? Biraz kendinden bahseder misin? Takipçilerimiz seni birazcık tanısınlar. Şöyle ifade edeyim, aslında kendimden bahsetmekten çok hoşlanmam ama yaşımı söyleyebilirim. 41 yaşındayım. İsrail'de yaşıyorum uzun süreden beri. İsrail vatandaşıyım, Türkiye vatandaşıyım aynı zamanda. İbranice'yi uzun yıllardır inceliyordum fakat son 4 yılda diyelim biraz daha fazla yoğunlaştım. Özellikle bu salgının başlamasından sonra çok fazla zamanım vardı. Biraz evet, daha yoğunlaştım. Bu esnada da bazı konuları daha yakından inceleme şansım oldu. Örneğin Antik Babil veya Avram'ın orada yetişmesi, çıkması, yani Avram'dan kastımız Hazreti İbrahim değil. Hazreti İbrahim, evet. Tam koronadan önce bununla ilgili bir kitap yayınlatabilmiştim. Ha'uma diye. Halen piyasada mı bilmiyorum, pek bilgim yok. Sonra salgın zamanı biraz daha İbranice'ye yoğunlaşıp İbranice dilinin, çünkü Avram'la da çok yakından ilişkisi var, nasıl geliştiği ile ilgili veya bu dilin aslında insanlığa ne anlatmak istediği konusunda bir çalışma yapmak istedim ve tahminimin çok ötesinde gelişti ve sonuçlandı. Çünkü bir şeye başlarken benim kendi karakterim diyeyim, bütün bildiklerimi masaya korum ve hepsine şunu derim, hepiniz yalan ve yanlışsınız der, hepsini reddederim. Ardından o taslağı tekrardan değerlendirmeye başlarım. Güzel. Tekrardan gayet güzel bir yöntem. Teyit etmeye başlarım birçok farklı kaynaklardan ve gerçekten de bazı doğru bildiklerimizin aslında göründüğü gibi olmadığı, bunların nedenlerinin ve sonuçlarının çok farklı olduğunu keşfediyorsunuz. Bu yüzden buna çok dikkat ediyorum. Yani önce her şeyi reddediyorum, tekrardan beylikten geçirerek bir yapı oluşturmaya gayret ediyorum. Bu ikinci kitapta ve Nehir Eden Bahçesi'nden Çıkar kitabında da gerçekten İbranice dilinin aslında ne anlatmak istediği ve nelerden beslendiği ve nasıl şekillendiği ile ilgili bir çalışma yapmak istedim ve devamı olacak. Bir sonraki kitap ise harflerin hikayesi olacak. Neden böyle harfler kullanıyoruz? Hepsinin ayrı bir hikayesi var, karakteri var. Hatta bazen öğrenenler diyor, yani birkaç kişiden duydum, gerçekten benim de başıma geliyor. Ya diyor, öğrendikçe harfler sanki oynuyor karşımızda, aynen, canlanıyor falan. Aynen, diyorlar. Gerçekten dans ediyorlar sanki İbranice harfler. Evet. Korkmanıza gerek yok diyorum, bu gayet doğal bir olgu diyorum. Çünkü harflerle ne kadar ilişki kurarsanız size o kadar kendini açmaya başlıyor. Çünkü bizim doğamızdan öte bizim düştüğümüz kaynakla çok ilişkili yapıları var. Evet. Biraz onlar hakkında konuşacağız zaten. Elbette İbranice çok evet, eski bir dil. Hatta İbranice'nin şöyle kısaca tarihi gelişimi evet, hakkında konuşalım. Başta şunu söylemek istiyorum. Elbette birçok insan öyle olur mu diyecek, farkındayım. İbranice ilk dil diyoruz. Bunu bir yere evet, not edelim. Bunun neden ilk diye tanımlandığını açıklayacağım. Elbette insanlar doğada yürümeye başladığı zaman
konuşamıyorlardı. Doğru. Kendi aralarındaki iletişimde çok farklıydı. Zamanla doğada duymuş oldukları sesleri taklit etmeye başladılar. Doğru. Yani evet. Üstüne bir fil gelirken ve bir maymun gelirken, yağmur yağarken bunu ifade ederken o doğa olayının çıkarmış olduğu sesleri taklit ederek iletişim kurmaya başladılar. Evet. Zamanla konuşmayı öğrendik ve zamanla kavramlar gelişti ve zamanla harfleri oluşturduk ve zamanla çok daha farklı diller edinmeye başladık. Elbette bunun alegorik anlatımları çok fazla, Antik Babil'le ilgili vesaire. Fakat bunun ilgili temel yanlış anlaşılan konular, noktalar var. Onları aydınlatmak isterim gerçekten. Sanıyoruz ki Adam, yani bizim Hazreti Adem diye bildiğimiz bir insan kitap yazdı, şeyler yazdı. Alakası yok. Hazreti Adem zamanında diyelim, Adam zamanında henüz harfler yoktu. Yani yazması mümkün değildi. Ama şunu da diyoruz. Raziel Hamalach diye bir kitap yazdı evet, diyoruz. Sefer Raziel adında bir kitabı var. Doğru. Raziel Malach, yani melek Raziel. Evet. Raziel ise Raz sır demek. El onun sırları, yani yaratıcının sırları. Bu ona bir melek gibi görünmüş. Bu eserler diyelim, bu anlatılar diyelim ağızdan kulağa aktarıldı. Asla kendi zamanında yazıya dökülmedi. Yani adam dediğimiz kişi toplum içinde yaşarken ilk insandan kastımız biyolojik insan değil, herhangi bir toplum içinde yaşıyordu, gerçekliği keşfetti ve bununla ilgili bir edinim sağladı ve bunu anlattı. Ve bu anlatım nesillerden nesile aktarıldı. Yani adam benim şu an görmüş olduğum Sefer, yani Melek Araziyer kitabını görmedi. Çünkü harf evet. yoktu. Böyle bir yetim, yani imkanı yoktu. Bu yüzden bunu özellikle açmak istedim. Çünkü insanlar sanıyorlar ki onlara kült bir şey indi ve biz de bunu öğreniyoruz. Bugün farklı dillerde, alakası yok. O bir şey yazmadı ki, o anlattıklarını bile bugün sayfaları döktüğümüzde en fazla 8 sayfa bir şey çıkıyor. O zaman belki bu kadar anlatması gerekiyordu. Çünkü anlatacak kimse yoktu. O da evet. işin bir başka gerçeği. Anlatacak kimse yoktu. Çünkü insanlık yeni yeni gelişmeye başlamış. Yani henüz uluslar oluşmamış. Henüz harfler ortaya çıkmamış. İnsanların çok ilkel bir yaşam tarzı vardı. Yiyelim, içelim, uyuyalım, üreyelim gibi bir yaşam tarzları vardı. Yani gerçekliğin ne olduğunu anlamak için bu soruyu soranlar çok fazla değildi. Ve bu o gelişimden sonra, belki adamdan yaklaşık 200-300 yıl sonra harfler gelişmeye başlıyor. Hatta en bilindik harf işte bir boğa başıdır. Bir boğanın başı, işte kulakları var vesaire. Veya denizde oluşan dalgaların mem harfi gibi ortaya çıkması, böyle dalga halinde. Primitif dediğimiz, yani ilk harfler ortaya çıkmaya başlıyor. Fakat adamın edindi elbette nesilden nesile aktarılıyor. Bir nevi öğrenmek isteyenler arasında oluşan bir zincir gibi. Evet. Bunu belirtelim ki, çünkü ileriki nesillerde karşımıza çıkan Avram da Sefer Yetzirah diye bir kitap yazdı. Doğru. Yaratılış kitabı. Yaratılış kitabı. Yaratılış kitabı. O da adamın yazmış olduğundan biraz daha uzun, fakat Avram da bunu yazmadı, kaleme almadı, kağıda dökmedi. Bunu edindi, anladı, bir şeyler keşfetti ve bunu yine nesilden nesile aktırarak. Bu çok garip bir durum değil. Bugün bile İsrail'de veya farklı ülkelerde Tora'yı, yani Tevrat'ı ezbere bilen insanlar var. Ben gördüm yani. Evet. Adama soruyorsun, şu sayfada, şu paragrafta hangi harf var diyorsun, ezbere söyleyebiliyor. Veya herhangi bir bölümü kitabı açmadan çok rahat ezbere okuyabiliyor. Yani onların edinmiş olduklarını nesilden nesile aktarmak öyle çok mucizevi bir olay değildi. Bu nesilde bile gayet daha büyük şeyleri yapılabiliyor. Bunu özellikle belirtiyoruz ki, çünkü bu anlayış, bazen duyuyorum işte adam kitap mı yazdı? Yazmadı. Harf görmedi onlar. Hayatlarında böyle bir şeyle tanışmadılar. Ve zamanla nesiller geliştikçe, harfler geliştikçe İbranice harfler kendi şeklini bulmaya başlıyor. Fakat şu çok önemli. Biz buraya kadar harfler hakkında konuştuk. Fakat İbranice dili vardı. Konuşuluyordu. Alfabesi yoktu. Adam da İbranice'yi biliyordu. Avram da İbranice'yi biliyordu. Hatta Avram'ın Tısabin dediğimiz sülalesi, önceki ataları da İbranice'yi biliyordu. Mezopotamya'da olsun, Kenan topraklarında olsun. Adam bildiğimiz kadarıyla Kenan topraklarında, yani bugünkü İsrail kıyı şeridinde
yaşayan bir insandı herhangi bir topluluk içinde ve zamanla bu gelenek aktarıla aktarıla Avra'nın mensubu olduğu Sabim sülalesine kadar ilerler. Dilin kendisi vardı, ifadeler vardı fakat henüz harfler yoktu, yazıya dökülmemişti. Ve Avram'la beraber bu dil toplumsallaşmaya başladı. Çünkü Avram'ın Antik Babil'de büyük bir yetkisi vardı, büyük bir konumu vardı. O zamanki çok tanrılı dillerde oranın en yetkili kohanlerinden bir tanesiydi. Çünkü babası Terah, Nimrod kadar yetkili, yani Nemrut evet. diye tanıdığımız evet. kadar yetkiliydi. Yani bugün örnek vermek gerekirse Hristiyan dünyasının papasıydı. Peki bunu... Ve Avram, Aramice ile bir ilgisi var mı? Var. Mesela Aramice'den şöyle bilinir toplumu içinde. Aramice'den lehçe olarak dönüşmüş İbranice'ye diye bilinir toplum şeyinde, toplumu anlayışında. Doğruluğu var mı bunun? Nasıl anlatırsın? Doğruluğu yok. Çünkü neden İbranice ilk dil diyoruz? İbranice etkili evet. olmuştur. İbranice etkili olmuştur. Çünkü bugün Aramice'yi bile incelediğimizde değişikliklere rastlayabilirsiniz. Fakat İbranice bugün 3500 yıl önce kullanılan bir kelime neyse anlamı aynıdır. Evet, değişmemiş. Doğru. Mesela işte Hebrew, Bible Hebrew veya Modern Hebrew diye bir kıyaslama yapıldıklarında ben şunu diyorum. Bugün bizim ülkemizde 7 yaşındaki çocuklar okuma yazma öğrenir. Evet. Benim 8 yaşında oğlum var. Şu an burada değil, annesiyle. Okuma yazma biliyor mesela. Gayet rahat okuyor. Tabelaları okuyor, kitapları okuyor. Bu çocuk, 7 yaşındaki çocuk, Tora'dan bir cümleyi okur, anlayabilir. Kelimelerin anlamlarını bilir. Yani fakat günümüzde böyle 3000 yıl önce yazılmış bir kelimeyi kendi ana diliyle anlayacak başka bir dil yok. Yok. Gerçekten yok. Hepsi transformasyona uğramıştır. Fransızca, bir 500 yıllık bir Fransızca metni günümüzdeki 10 yaşındaki Fransız çocuğuna ne koysak bakıp kalacak evet. bence. Aynı şey Türkçe için de geçerli. Ama 7 yaşındaki bir İbrani çocuk 3000 yıllık bir yazıdaki kelimeleri, oradaki kavramları anlıyor çünkü değişmedi. Kur'an kanunları değişmedi, temelleri değişmedi. İşte bu yüzden ilk dil diyoruz çünkü herhangi bir değişime uğramadı. Zira başından sonuna kadar özel bir amaçla kurgulanmış bir dildi. Bizim gördüğümüz dünyanın dışında başka dünyaları anlatmak için kurgulanmış bir dildi. Ve bu dil Antik Babil'de bilinirdi. Sabim sülalesi tarafından, çok nadir insanlar tarafından konuşulurdu. O yıllarda bile Avram ve ailesi Aramice konuşuyorlardı. Çünkü toplumun geneli Aramice konuşuyordu. Biz buna Sümer devletleri diyoruz. Sümer devletleri ile ilgili gerçekten çok ilginç bilgilere yine İbrani yazmalarından ulaştım ben. Modern toplumda belki 1870'li yıllardan sonra, kazılardan sonra Sümerlerin varlığı biliniyordu. Fakat çok basit bir şekilde Rambam'ın yazılarına bile baktığımızda, Rambam çok ayrıntılı bir şekilde Sümer şehir devletlerini anlatmış ki 1000 yıl önce yazmış bunları. Nasıl bir federasyon yapısına sahip olduklarını vesaire. Arkadaşlar, Rambam'ı açmak istiyorum. Rambam, İbni Maymun veya Maymonides adı altında çok önemli bir filozof ve kabalist olarak ve aynı zamanda bir doktor olarak, tıp doktoru olarak da anılır. Orta Çağ döneminde İslam mutasavvıflarıyla birlikte bir araya gelmiş ve çok istişarelerde bulunmuş çok önemli bir filozoftur. Adı Rambam olarak anılır. Esas ismi İbni Maymun veya Maymonides'tir. Boş. Okay. Şey, İbni Maymun da diyebiliriz. Evet, ikinci Musa diye anılır. İkinci evet. Musa. O derece güçlü bir evet. Enerji. Yani Yahudi olmasına rağmen, Yahudi olmasına rağmen Selahaddin Eyyubi'nin bile özel evet. doktorluğunu yapmış. Evet. Kısa bir not verelim sadece. Kuzey'de vefat ettiği zaman o zamanki yönetim Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler 40 gün yas ilan etmişler. Doğru. Bu kadar saygı duyulan evet. bir insandı. O bile 1000 yıl önce Sümer şehir devletleri hakkında çok ayrıntılı ifadelerde bulunmuş. Federatif yapısı olsun, ekonomik yapısı olsun, dili yapısı olsun. Hı-hı. Aramca da tek dil değildi. Fakat genelin konuştuğu bir dildi. Başka diller de vardı. Ve o yıllarda Avram bile Aramca konuşuyordu. Doğru. Aramca işini hallediyordu. Fakat Nimrod'la girmiş olduğu çatışmada, yani bir ida çatışması yaşadılar. Ve Avram yıllar sonra şunu fark ediyor. Tüm öğretmiş olduğumuz bu
yöntemler yanlışmış. Birden fazla tanrı yok, bir tek yaratıcı var. Bir tek yaratıcı var deyip toplumda bir isyan başlatıyor aslında çok agresif bir şekilde. Yani bugün günümüzde görsek deli diyebileceğimiz bir adam. Çünkü sokaklara çıkıp toplumun içerisinde dolanırken tek olan yaratıcıya inanın. Bu putlardan vazgeçin. Biz yanılmışız, yanlış yapmışız. Yani çok garip bir durum. Avram yalan söylediğini, yanlış yaptığını ve bundan caydığını söylüyor. Bu doğru değil diyor. Evet, doğru. Ve bu yüzden Nimrod'la girmiş olduğu çatışmada ki orada Nimrod onu ateşe atar vesaire bunlar bile alegorik ifadelerdir. Nimrod orada sadece şunu diyor, çok güzel tekliflerde bunu yeter ki sus diyor yani. Eskisi gibi devam edelim. Fakat bu o antik liberal toplumda anlaşamıyorlar ve Nimrod artık onun yaşamasını da pek istemiyor. Babası gelip diyor ki Terah oğluna, Avram'a diyor ki git burada. Evet. Artık buradan çık. Avram da bunun doğru olduğunu anlayıp çevresine dönüp diyor ki beni takip etmek isteyenlerle beraber çıkalım gidelim diyor, diyorlar. Kenan topraklarına gideceğiz. Neden Kenan toprakları? Çünkü atalarımız oradan geldi diyor. Atalarımızın geldiği topraklara gideceğiz. Çok garip bir olaydır bu. Ve takriben 3000 veya Rambam 10.000 diyor en fazla. 10.000 kişiyle beraber çıkıyorlar 3 milyon nüfusu bir toplum içinde. İşte bu noktada Terak şöyle bir tavsiyede bulunuyor ona. Aramca konuşmaya devam edersen bu adamın ajanları seni takip etmeye devam edecek ve nerede olduğunu anlayacak. Benim sana tavsiyem ataların dili olan İbranice'yi kullan. Ve Avram ilk defa toplumsal olarak bir topluma yönelik İbranice dilini tekrar konuşmaya başlıyor. Ve bundan sonra İbranice konuşacağız. Evet. Hatta İbranice kelimesinin yani ivrit kelimesinin kök harflerine baktığımızda avar çıkar. Ayn, bet, reş. Avar demek ise geçen. Tamam. Avram hem Babil'den Kenan'a geçti hem de bu dünyadan farklı bir dünyaya geçti. Farklı bir algıya geçti diyor. Çok güzel. Hatta bu topraklara geldiğinde biz ne deriz yani işte mizrak yani yönleri ifade ederken Yeruşalayim yani Kudüs'ü baz alırız. Doğuya dönüp Kedem deriz, arkamıza mizrah deriz yani arkamız olan işte Darom, Safon yani kuzey güney ifadeleri kullanırız. Avram bile buraya geldiğinde, doğuya döndüğünde Kedem diyor. Yani bilinen bir şeydi Kedem. İlk defa Avram o dili geliştirmedi. Bu küçük bir kanıttır çünkü Avram bile bir topraklara geldiğinde Yeruşalayim'in doğusuna Kedem diyor. Çünkü zaten bu kavram o topraklarda daha önce kullanılmıştı. Yeruşalayim'in doğusuna baktığımızda Kedem, Kodem yani önceki topraklar. Güneşin doğduğu yer. Ve Avram'ın arkasındaki durumu bahsederken Maraf yani Arkam, tanımından türetilmiş bir şey. Bunu özellikle belirttim çünkü Avram Kenan topraklarına geldiğinde, bugünkü İsrail topraklarına geldiğinde ilk defa İbranice konuşan kişi değildi. Daha önce orada oluşmuş kavramları zaten vardı. Bunu konuşanlar vardı. Atıların doğduğu toprağa tekrardan geldi. Ve bu şekilde dil toplumsallaştı. Bir toplum artık İbranice konuşmaya başladı. Avram'ın ilk ulusu dediğimiz topluluk ki ilk kitabıma bu yüzden Hauma dedim yani ulus. İlk ulus böyle oluştu. Türkçe daha nedir Hauma? Efendim? Hauma Türkçe mi? Türkçe, evet Türkçe. O zaman yani, bulunuyor mu bu Moşe? İnternet sitelerinde bulunuyor bence. Tamam, olabilir. Bir bakalım o zaman. Hauma. Avram'ın bu davranışı son derece önemli çünkü gerçekten insanlık tarihinde ilk defa bir devrimsel olaya şahit oluyoruz. Çünkü insanlar rahat yaşamak için değil, gerçeği anlamak için coğrafya değiştirmek zorunda kalıyorlar. Avram'la beraber yolculuğa çıkıyorlar. Çünkü modern tarihteki devrimlere baktığımızda hep genellikle konfor üzerinedir. Adaletsizlik üzerinedir. Yani Fransız devrimine baktığımızda, Sovyet devrimlerine, yani Bolşevik devrimine baktığımızda genellikle dünyevi ihtiyaçlar için bir devrim gelişmiştir. Fakat Avram kendi toplumunda son derece zengin, rahat yaşayan bir insandı. Onu takip edenler de öyleydi. Evet. Ama burada bir şey katılımcılarımız için bir şey söylemek istiyorum. Ben bu sene Mardin, o bütün GAP bölgesini ziyaret ettim ve Harran'a da gittim. Harran'da dünyanın ilk üniversitesi
yine Hazreti İbrahim, yani Avram, Moşe Avram diyor. Hazreti İbrahim tarafından ilk üniversite, Yeşiva adını verdiğimiz, İsrail'de Yeşiva yani din öğretisinin uygulandığı üniversiteyi Harran'da kurmuştur. Onun kalıntılarını, yakık şeklini bütün gördük ve ilk olarak Kabala dersleri Sefer Yetzira adını verdiğimiz Hazreti İbrahim'e ait olan, o yazmadı demin Musa'nın, Moşe'nin söylediği gibi ama onun anlattıkları ve söylediklerini kaleme alan öğrencileri olmuştur. Ve Harran'daki bu ilk üniversitede Kabala dersleri artı Sefer Yetzira'yı anlatmaya başlamıştır Hazreti İbrahim. Dolayısıyla çok değerli topraklarda yaşıyoruz. Gap şeyi gezisine bulunursanız mutlaka Harran'a gidip Hazreti İbrahim'in bu dünyadaki ilk üniversiteyi de ziyaret etmenizi öneririm arkadaşlar. Evet Moşe, devam edebilirsin. Ben bu bilgiyi de biliyordum fakat kitabı yazarken dedim buna da inanmıyorum. Bakalım asıl kaynaklar ne diyor? Gerçekten ya Talmud ya da Midraş'ta olsa gerek. Bir bölüm var. Öyle bir ifade etmiş ki Avram'ın Harran'a geldiğini anlatıyor. Evet. Anlatmak gerçekten zor. Sanki koordinatlar veriyor. Arkadaşım dur dedim, ben bu koordinatlara bakayım dedim. Hakikaten tarif ettiği yerleri araştırdım. Haritadan buldum, geldim vesaire. Google haritalarından Urfa çıkıyor. Ya. Tam olarak Urfa. Dedim yani David hakikaten doğru söylüyorlar. Bak burada bulunduğuna inanıyor halen bu topluluk dedim. Ama diyorlar orada bir alıntı var. Orada durmak istemedi. Evet. İnsanlarla bir süre zaman geçirdi. Onlara eğitim verdi. Bir temel oluşturdu ve dedi ki yeterli değil dedi. İlerleyeceğiz dedi. Kenan topraklarına. Evet. Kenan toprakları dediğimizde bugün işte Kuzey, Güney Lübnan'da kalan topraklara girdikten sonra Kenan topraklarına girdik diyor vesaire. Yani ilk defa İbranice toplumsallaşması Avram sayesinde oluşuyor. Çünkü hem Nimrod'dan kaçabilmek için can korkusu yok aslında. Fakat rahatsız edilmek istemiyor. Çünkü Avram'ın zihniyetindeki toplum tamamen eğitime yönelik. İnsanı anlamaya, doğayı anlamaya, yaratıcıyı anlamaya yönelik bir toplum geliştirmek istedi. Evet. Ama Nimrod farklı bir şey söylüyordu. Yiyelim, içelim, üretelim, gelişelim. Yani diğer konuları boş ver diyordu. Günümüz tabiriyle. Avram buna karşıydı ve bu sayede İbranice'yi İbranice'yi toplumsallaştırdı. Hala harfler yok bu ana kadar. Hala harfler yok. Avram bu şekilde bilgeliğini geliştirmeye, oluşturmaya başladıktan sonra günümüz harflerine nasıl ulaştık dersek aslında çok da eski değil. Çünkü İbraniler ilk defa, yani ilk harflerine baktığınızda çivi yasına benzer harfler kullanıyorlar. Bakın tekrar diyorum, dil hakkında konuşmuyoruz, harfler hakkında konuşuyoruz şu an. Çünkü dil vardı. Çünkü nesiller geliştikçe, insan geliştikçe bir şeyleri yazma ihtiyacı hissediyor. O zaman diyorlar ki ne kullanalım, hangi yöntemi kullanalım? Diyorlar ki işte Babil'de böyle bir çivi yazı yöntemi vardı, biz de bunu kullanabiliriz. Ve kullanmaya başlıyorlar ki hatta Yeruşalayim, yani Kudüs'te aksanın altındaki o Açık Hava Müzesi'ne gittiğinizde, umarım herkes gider bir gün. En büyük temennim budur. İnşallah. Yani, inanan ve inanmayan. Hepsini toparlayıp götüreceğim ben. Zaten çok güzel bir grup var. Herkes gitmek istiyor. Kudüs'ü ziyaret etmek istiyor. Öyle bir grup organize edeceğiz. Sana da haber vereceğim. Sen de katılırsın bize. Oradaki kalıntılarda bazı taşlar üzerinde halen eski İbranice yazıları görebiliyoruz. Birinci tapınak zamanından kalma. Birinci tapınak kurulmuş, halen günümüzdeki İbranice harfler yok. Günümüzdeki İbranice harfleri ise sürgün zamanı, yani Nebukadnezar'ın Babil sürgünü zamanında ilk tapınak kuruluyor. 410 yılın sonunda Babil kralı Nebukadnezar tarafından bütün İsrail krallığı yok ediliyor diyelim. Gerçekten de böyle. Ve 12 tane o kabile sürülüyor. Ama 70 yıl sonra Bağdat sürgününden, yani Babil sürgününden sonra tekrar dönüyorlar ama dönen 2 tane kabile var. Diğer 10 kabile kayboluyor. Evet. İşte bu sürgün zamanında bugün günümüze görmüş olduğumuz harfleri elde ediyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Pat diye masaya bir şey düşmedi.
nesillerin gelişimiyle, algının gelişimiyle, bir başka ifadeyle kişinin gelişimiyle dil olgunlaşmaya ve kendi temellerini atmaya ve kendi kanunlarını oluşturmaya başlamış. Bu aynen şuna benzer. Biz yeni doğan bir bebeği ele alarak insan anatomisini anlayamayız veya psikolojisini. Yüzü yüz anlayamayız. Fakat yetişkin bir insanı incelediğimizde ancak insanın nasıl geliştiğini anlıyoruz. O yüzden bunu anlattım. Çünkü şu an yetişmiş olan dile bakarak ancak geçmişini anlayabiliriz. Benim güzel bir öğretmenden öğrendiğim güzel bir söz var. Şöyle der. Tarihi anlamak istiyorsan geriden okumaya başla. Baştan okursan anlamazsın der. Dil de böyle bir şey. İbranice dili böyle bir şey. Şu anki mevcut halinden geriye gidersek nasıl bir kurguyla, nasıl bir amaç ile yaratıldığını, oluşturulduğunu anlarız. Bunu da en iyi aslında kelimelere bakarak anlıyoruz. Örneğin çok basit bir ifade vardır yani. Ani kelimesi ben demek. Ben, bilirsin. Evet. Alef, nun, yut, ani. Evet. Ben ilk öğrendiğimde anlam veremiyorum yani. Hani ben demek, ata sen demek. Evet. Yani hiç arada bir bağ yok. Bağ görünmüyor yani. Ne harfler bakımından ne de telaffuz bakımından. Fakat ani öyle bir kurguyla yaratılmış ki, çünkü nunla yudu yer değiştirdiğimiz zaman en kelimesine geliyoruz. Yok. Çünkü kutsi yazılarda ani de kendini ani diye gösteren yaratıcı aslında yok. Diyor ki ben senin dünyanda yokum. Beni bu dünyada aram. Hatta bir Rav'ın güzel bir sözü vardı. Onu bu dünyada aramayın. Çünkü bütün dünyalar ondadır. İçinde olduğun şeyi arayamazsın yani. Zaten içindesin diyor. Öyle bir kurguyla yapılmış ki işte ein yani olmayan, yok olandan ani kelimesi türetilmiş. Ben. Çünkü sen yoksun. Diğer taraftan ata kelimesine bakıyorsun. Alef, taf, hey. İlk harf, alfabenin ilk harfi, son harfi ve sonunda hey var. Hey biliriz ki her zaman kutsamayı ifade eder. Hatta onun adını bile yazarken hey yazarız, üstüne bir nokta koyuruz yani. O, yaratıcı. Orada ise bize şunu anlatmaya çalışıyor. Alef'ten tava yani ilk harften son harfe yani baştan sona kutsadığımsın. Evet. Ata diyor. Bakıyorsunuz yani tüm bu kavramlar rastgele böyle nedensizce türetilmemiş. Tabii ki. Sonra atem kelimesini biraz karıştırayım dedim. Atem ne alakası var? Yani alef, taf, mem. Atem'de de şöyle bir güzel bir ilginç şey keşfediyorsunuz. Emet diye bir kelime vardır İbranice'de. Gerçek demek. Evet. Alef, mem, taf. Evet. Alfabenin ilk harfi, tam orta harfi ve son harfi. Çünkü işin başı, ortası, sonu bir aradaysa gerçektir. İşin başı yoksa gerçek değildir. Her şey bir arada olacak. Yani bir şeyin bütünün başı, gövdesi ve sonu. Hatta emet kelimesindeki alefi kopardığınızda ya başı kopardığınızda ne kalıyor? Met. Ölü. Veya tersten okuduğunuzda veya alefle memi yan yana getirdiğinizde, tavı çıkardığınızda im, şayet. Gerçek değil yani henüz. Bir koşulluk söz konusu. Atem kelimesine baktığımızda ise işte gerçek kelimesini görüyoruz. Çünkü atem kelimesi yani sizler kelimesi emet kelimesinin harflerinin değiştirilmesiyle oluşmuş. Çünkü diyor ki kutsi yazılarda ben yokum, sen baştan sona kutsadığımsın, sizler ise gerçeksiniz diyor. Yani bir araya geldi. Bu anlattığın şeylerin İbranice ve Kabala arasındaki bir ilişki zannediyorum. Bu işte harf, sözcükleri tersinden okumak veyahut da işte paragrafları birbirleriyle ilişkilendirmek, diagonal tasvir edebilmek. Bunların o halde ne diyebiliriz? İbranice ve Kabala arasında nasıl bir ilişki var? Bu soruyu sormadan önce burada Abra Merlin diye bir katılımcı arkadaşımız Abraham değil mi Hazreti İbrahim diye sordu. Önce Avram diye geçiyor Tevrat'ta. Ondan sonra doğru. Tanrı ona bir harf daha ilave ediyor ve Avraham adını alıyor. Avram'la başlar, Abraham'la devam eder.
arzu ediyorsan açabilirsin bu konuyu arkadaşımıza. Dediğim doğru. Yani Avram'ı bazı yerlerde Avram diye okuruz. Evet. Sonra Avraham diye okuruz. Çünkü aslında Avram kavramı bir değişimi simgeliyor orada. Çünkü Avram da değişiyor. Babil'den çıktıktan sonra değişmeye başlıyor. Çünkü Babil'den çıkarken eşinin adı Saray'dı. Sonra fakat Saray oldu. Kenan topraklarına geldiğinde Sara oluyor. Hatta Sara olduktan sonra doğdu. Yani doğum hikayesi vardır vesaire. Abraham ise İngilizler Abraham diyor. Türkler İbrahim diyor. Evet. Ama Abramov diyorlar. Ruslar da Abramov diyorlar. Yani orijinali Tevrat'ta önce Avram'dır, sonra Abraham'dır. İsmi değiştirilir. Yani onun kaderi programı değiştirilebilmesi için bir İbrani harfi daha eklenir. Ve Abraham olur. Abraham. Orada bir kaderi programın değiştirilmesi ve daha doğrusu Hazreti İbrahim'in yaşamış olduğu bazı konuların üstesine çıkmak ve onu yönetebilme kudretine sahip olabilmesi için Tanrı ismini değiştirmek. Bir harf daha. Çünkü İbranice'de her bir harfin bir gücü ve insanın kaderini etkileyebilecek kadar yüksek enerjiye sahip harflerden ibarettir. Dolayısıyla biz dönelim arkadaşımızın tatminkarsa verdiğimiz cevap. İbranice ve Kabala arasında nasıl bir ilişki var sevgili Moşe? Şu ana kadar aslında bir dilin nasıl geliştiğini anlatmaya gayret ettik. Çünkü yazıların içeriği de zamanla değişiyor. Adem'in anlattığı şey farklıydı. Biraz gelişiyor. Avram farklı bir şey anlatıyor. Onu biraz daha açıyor ve zamanla Moşe'nin yazdıklarına ulaşıyoruz. Musa'nın yani Tora 5 kitabın yazdığına ulaşıyoruz. Dikkat edersek sonra David'in yazdıklarına ulaşıyoruz. Tehilim diyoruz. Mizmorlar diyoruz vesaire. Ta ki ikinci tapınak yıkılana kadar ikinci tapınak yıkılırken de Zohar ortaya çıkıyor. Zohar Kabala'nın en önemli kitabıdır arkadaşlar. Şimon Bar Yohai tarafından yazılmıştır ve Kabala'yı anlamak istediğimiz zaman Zohar'a başvuruyoruz. Arada giriyorum bunları ifade etmek için. Kusura bakmıyorsun değil mi Moşe, rica etsem? Akiva'nın isteği doğrultusunda, yani o zaman toplumun önderi Akiva dediğimiz bir öğretmen de aslında Akiva'nın hayatını okursanız Hristiyanlık kültüründe nasıl çıktığını anlarsınız. Çünkü Akiva'nın hayatını biraz copy-paste yapmışlar. Kendilerine biraz yokmuş Roma İmparatorluğu. Ardından Hristiyanlık ortaya çıkıyor. Tüm bu gelişim aşaması, tüm bu gelişim serüvenini bilgeler şöyle diyor. Pardes. Evet. Pardes tamamlandı. Zohar'la beraber Pardes tamamlandı. Pardes'in Türkçe karşılığı meyve bahçesi aslında. Cennette burada kastedilen diyebilir miyiz? Cennette diyebilir miyiz? Yok, günümüzde de pardesler vardır yani. Pardes kastı var mesela şurada hemen. Semt yani. Pardes, eski bağ. Bağ yani. Bir nevi meyvelerin olduğu bağ anlamına geliyor. Peki bilgiler bu gelişimi neden pardesin tamamlanması olarak ifade ediyorlar? Yine kelimeye bakıyoruz. Pardes kelimesi 4 harften oluşmuştur. Pey, reş, dalet, sameh. Diyorlar ki pey yani pışat dediğimiz pışat, basitlik, zamanını geçtik. Adamın ve Avram'ın yazdığıyla. Sonra remez hali var. İma yolu. Bunları ise Tora'da ve şeyde görüyoruz. David'in yazdıklarında böyle efsanevi ifadeler. Bunu da belki yeter zamanımız Hollywood'dan da örnekler vererek göstereceğiz. Sonra draş zamanı geliyor. Nevi'im zamanı. Yani tapınak kurulmuş, büyük peygamberler vefat etmiş diyelim. Draş dediğimiz ise talep demek. Ve tapınak yıkıldıktan sonra bu işin son halkası, bu yazmaların son halkası ise Sod. Yani Pardes kelimesinin son harfi. Pardes oluşuyor. Yani artık Sod kısmı, sır kısmı yazılmaya başlanıyor. Bilgeler yani Adam'dan ve Şimon Bar Yochai'ye geçen tüm süreci Pardes diye tanımlıyorlar ve diyorlar ki işte bu sır ifadesi, sır dili dediğiniz Kabala dilidir. Kabala yani bir ilim, bir kitap veya bir kült değil. Tüm bu yazılanları farklı bir dille açıklama lisanıdır. Yani Zohar dediğimiz kitap zaten o da 5 bölümden oluşur ve Tora'nın yorumudur. Tevrat'ın yorumudur yani. Yeni bir şey değildir. Onu daha farklı bir dille açıklamak için yazılmış bir dildir. İlginç şey ise
Zohar'ı yazanlar mesela İbranice'yi çok iyi bilmelerine rağmen Aramca yazmışlardır. Evet. Çok garip. Ben bunu anlayamıyordum yani. İbranice'yi bu kadar iyi bilen Rav Shimon Bar Yochai ve arkadaşları ne oldu da illaki Aramca yazdılar. İbranice harfler kullanıyorlar. Bunu özellikle söylüyorum çünkü normalde onların yazmış olduğu yazılar alsak çok büyük fasiküller tutmuyor. Zamanla yorumlanıyor bunlar. Fakat Aramca yazmışlar. Çünkü diyorlar ki nesillerin sonunda İbranice'den geçebilsin diye. Ki gerçek şifasını İbranice'den alacak diyorlar. Evet. O yüzden Aramca yazıyorlar. İbranice harfler kullanarak kavramları Aramca olarak yazıyorlar ki zamanı geldiğinde İbranice'nin eleğinden geçebilsin diye. Anladım. Ve tüm bu gelişime biz Pardes diyoruz ve buna ise Kabala dili diyoruz. Bu bir kült değil, ne bileyim bir kitap bile değil. Kitap bile değil çünkü kitabın adı Zohar veya Tevrat, Tora. Ama Kabala dili bunu daha iyi, daha etraflıca gördüğümüzün dışındaki perdeyi anlamaya yarayan dildir. Tamam. Bunu özellikle belirttik çünkü Adam veya Avram Kabala diye bir kitap yazmadı. Tabii. Daha doğrusu kitap yazmadılar. Evet. Yani kitap yazmadılar. Veya Raşbi'ye kadar Kabala adında bir kitap hiçbir zaman var olmadı. Olmadı. Ama bugün bu sohbeti dinleyen bile bir kitap yazıp adına Kabala diyebilir. Tabii ki. Ama bu Kabala diye bir kitap var olduğu anlamına gelmiyor. Kabala bir kitap değil zaten. Bir öğreti, bir açıklama, Tevrat'ın aydınlanması. Tevrat'a ışık tutan bir öğreti demek lazım. Onun da kitabı Zohar'dır diye ifade etmek lazım. Evet. Bir yöntem yani, bir açıklama evet. yöntemi. Bu kadar. Evet. Önemli mi? Elbette önemli. Elbette önemli. Tabii ki. Çünkü bu neslin bunu da öğrenmesi lazım. Bu dilin ne olduğunu öğrenmesi lazım. Şart yani. O da ayrı bir koşulluluk diyelim yani. Peki harfler... Biz buna Pardes diyoruz. Peki şöyle bir buyur. Soru sorsam. Harfler insanın kaderini etkiler mi? Tarihte harflerin insanın kaderini etkilediğini söyleyen birçok yorumcu var. Günümüzde mesela de var. Mesela demin izah ettik. Avram ve Avram. Avram dedik ya. Avram, evet. Avram. Peki böyle bir soru geldi aklıma. Harfler insanın kaderini etkiler mi? Tevrat'ta görüyoruz bunu. Karısı Sara, Sara oluyor. Saray, Sara. Saray, Sara evet. oluyor. Çünkü artık o harfi almak zorunda. Evet. Yani yud harfiyle devam edemeyecek. Saray, Şinreş yud. O yudu, sondaki yudu alıyorlar. Diyorlar ki hey olacak. Evet. Sara diyeceksin. Burada dikkat edersen yani artık o kadına saray diyemezsin. Dememen gerekiyor. O da kendine değmez. Çünkü artık o belli bir değişime edindi ve Sara demek zorundasın. Aslında orada Avram'a da Avraham olduktan sonra Avram diyemezsin. Diyemezsin tabii. Avraham'dır. Evet. Çünkü o sesin, o harfin doğada etkili bir güç var. O gücü uyandırıyorsun. O yüzden diyor ki Tora okunurken çok dikkatli olunması gerekir. Doğru telaffuz etmen gerekir. Çünkü o sesi doğru çıkarman şart. Aksi takdirde doğada ona karşılık gelen gücü etkileyemeyeceksin. Onu uyandıramayacaksın. Hatta ben gerçekten gördüm hayatımda bazı insanlar var. Ermiş diyelim, bilgeler diyelim. Durduğu yerde ağzından bir kelime çıkartır. Bir şeyler konuşur. Otobüste başıma gelmişti. Ne yapıyorsun dedim. Bunun çıkması gerekiyor dedi şimdi. Evet. İyi dedim. Onun çıkması gerekiyorsa çıkartıyor. O sesi çıkartıyor. Çünkü onu o sesi çıkarmak zorunda çünkü onun tekabül ettiği bir nokta var. O yüzden isimler de bu açıdan önemli. Hatta şöyle derler. Eğer bir adamın adı Yakov ise Kobi demeyin derler. Kısaltmayın derler. Onun adını olduğu gibi ifade edin. Yani adamı o kişiye kötü etki getirmeyin der. Eğer ona Yakov dediysen Yakov diyeceksin. Yakov veya Kobi, Kop gibi kısaltmalar kullanmayın derler. Hatta çok daha ilginç bir şey var. Ulusu Mısır'dan çıkaran Moşe'nin adı Moşe değil. Evet. Yakutiye. Evet, evet. Yakutiye. Ama Yakutiye o eylemi yaptıktan sonra ona diyorlar ki sen Moşe'sin artık. Çünkü eyleminle değiştin. Artık adın da bu. Senin harflerin de bu. Yakutiye harflerini indir. Mem, Şin, He harflerini kullanacaksın. Çünkü değiştim ve bu değişimi baki kılman için artık sana Moşe denilecek, sen de kendine Moşe diyeceksin. O yüzden önemli.
artık ona Yekutiel diyemezsin. Dememen gerekiyor. Şimdi İbrani harflerinden bahsediyoruz tabii ki. Bu İbrani harflerinin bir gematria adını verdiğimiz, evet, bir sayısal değeri vardı. Kabalistlerin kullanmış olduğu ve Tevrat'ı yorumlama açısından bu sistemi, bu bir sistem çünkü, evet, bir yöntem, bir yöntemle bu konuyu ele aldığımızda isim analizi diye bir şey var mıdır? Yapanlar var tabii, yani çünkü var, çünkü bu gematriyadan ve harflerin anlamlarından, harflerin şekillerinden türemiş bir yöntem bu. Elbette yöntem. Mesela ben burada gerçekten gördüm, bazı konferanslara katılırım, halen de ya katılırım, hoşuma gider. Yani hem bilimsel hem geleneksel diyelim yani. Yani Yuval Noah Harari'nin konferanslarını da izledim, evet, başka ravların konferanslarını da izledim. Biri bilim insanıdır, biri işte din insanı diyelim, neyse. Hakikaten İsrail'de şöyle bir istatistik yapılmış yani. Kötü şanslı olanların listesi yapılmış. İyi şansların listesi yapılmış. Garip bir benzerlik var. Yani o bahtı kara gidenlerde belli bir isim göze çarpıyor. Araştırıyorlar. Neden böyle diyorlar vesaire. Ravlar da buna farklı açıklamalar getiriyorlar. Çünkü birden fazla nedeni olabilir. Fakat dedikleri şey şu, tavsiyeleri şu: Tora'da geçen isimleri kullanın ve kısaltmayın derler. Evet, doğru. Yani evet, oğlunuza işte David deyin eğer erkekse, kadınsa Hana, Sara neyse böyle, ve asla kısaltmayın derler. Eğer birisine Rivka dediysen Riki deme derler, hı-hı, yani artık, hı-hı, o Riki değil, Rivka. Ve bu harfler ister istemez etkiliyor ve bu yöntem, bunu kullananlar var İsrail'de yani bildiğim kişiler. Bu zamanla başka kültürleri de geçmiş. Fakat burada şöyle bir tehlike var aslında benim nazarımda. Yani bunu reddeden yorumcular yok. Yani bunun var olduğunu söylüyorlar. Yani yorumculardan kastımız eski bilgeler yani. Her nesilde gelen bilgeler. Fakat diyorlar yani o harfe saygın yoksa, o harfi tanımıyorsan sana hiçbir faydası olmayacak. Yani mesela bazen görüyorsun insanlar bir şey yazıyor ama ne yazdığının farkında bile değil. Değil yani. O harfin nasıl telaffuz edildiğini bilmiyor. Evet. Hikayesini bilmiyor. Nerede geçtiğini bilmiyor. Böyle körce yani bilgisizce kullanırsan zerre faydası olmaz ama oturur, öğrenir, anlarsan ve bunu neden yaptığını hatırlarsan faydası olur diyorlar. Şimdi Neslihan Baştu takipçimiz, sevgili Neslihan. İsim değiştirirsek kader planımız da değişir mi diye bir soru sormuş. Müsaadenle ben şöyle bir cevap vereyim. Beni istiyorsan düzeltirsin. Kader planımız asla değişmez. Biz doğduğumuz andan itibaren bizim için biçilmiş olan bir kader demeyelim de bir yaşam yazılımı var. Ama bazen bu yazılım çok zor olabiliyor, kişiyi çok yorabiliyor. Ve kişi bunun üstesinden gelmekte çok zorlanabiliyor. İşte bu kader planının üstesinden gelmek ve bunu daha kolaylıkla atlatabilmek için şeyi, isminde bir harf fazlalığı veya ana ismi asla değiştirmemek lazım. Diyelim ki isminiz Neslihan, bir ek isim ilave ediyor kabalistler veya hahamlar. Bu ek isimle daha yoğun bir enerji ihtiva ettiğiniz için, diyelim ki Tuna, Ayşe, Kamhi, benim ismim Tuna, bir isim daha ilave ederek, her isim veya her harf bir enerji olduğu için bu ek isimle ve kullanmak şartıyla, sadece işte nüfus kağıdınızda da imzanızda da bu isim olacak. Enerjisi arttığı için kader planınızın üstesinden gelmek kolaylaşacaktır diyorum ve sözü Moşe'ye bırakıyorum. Üç aşağı bir yukarı doğru yani söylediğin şey, yani ben de duydum, isminizi çöpe atmayın derler ama bunlar rahatsızlık duyuyorsanız kendinize yeni bir isim edinebilirsiniz ama anlayın derler. Yani öğrenin, öyle rastgele işte Rahel kelimesi güzel, kulağa güzel, ben bunu kendime alayım değil. Eğer Rahel gerçekten kulağına hoş geliyorsa anla önce, öğren. Bunu neden istediğini tekrar tekrar kendine sor. Evet.
ve bu şekilde kabul et ve kullan. Ondan sonra da kullan. Ben birkaç Rav'la konuşmuştum bu konuyu. Hatta kendileri veriyorlar. 10-15 tane isim veriyorlar. Yani hayatında neden zorluk çektiğini ve üstesinden gelemediğin konu neyse, onun üstesinden gelebilmen için diyelim ki sağlık sorunları var. Sağlık sorunlarının üstesinden gelebilmek için işte hayat, hayim gibi isimler veriyorlar ve işlerinden bir tanesini seç diyorlar ve o ona ekstra bir enerji vererek yoluna devam edebiliyor. Şimdi çok önemli bir konu var. Magen David. Yani Davut'un yıldızı, ki ben bunun 3 boyutlu eğitimini veriyorum. Merkaba eğitimini veriyorum. O 3 boyutlusunu. Davut yıldızı ve İbranice arasında nasıl bir ilişki vardır Moşe? Bize bir aydınlatır mısın lütfen? Çok güzel bir ilişki var. Yani David'in yazdıkları gerçekten inanılmaz şeyler. Yani hani sonsuz anlamlara çoğalabilecek yazılar yazmış. İnanılmaz ifadeleri var. Çok gariptir. Arkadaşlara bu notu düşmekte fayda var. Yeryüzünde yazdığı şiirler en çok farklı dile çevrilen kişidir. David'in yazdıkları. Bugün Japonya'dan Şili'ye kadar şarkıları söylenir. Çok da bildiğiniz bir şarkısı vardır. Haleluya. Evet. Herkes bilir bunu. Tabii ki. Tabii ki. David'in işte 150. mizmor mesela. Haleluya dediği şiir. Yani çok yaygın kullanılır ama insanlar çok da bilmezler bunun nereden geldiğini. En başta Magen isminde görüyoruz yani bunu. Magen ne demek? Kalkan. Koruma gibi. Mem, Gimel, Nun harfleriyle yazılır. Elbette Nun sufiti kullanırız son harf olduğu için. Mem, moah, yani akıl. Gimel, guf, beden. Nun, neşama, ruh. Evet. Yani aklın, bedenin ve ruhun dengede olduğu bir nokta. Kendi şekliydi zaten bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Orada bir denge söz konusu. Elbette Magen David'i çok çok farklı yorumlarda yorumlayabiliriz. Hepsi doğrudur. 6 gün ve Şabat. 6 tane köşesi, yani biz günümüzde bile yani günlere ad vermeyiz İsrail'de, İbrani dilinde. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün der geçeriz ama Şabat vardır. Evet. İşte o 6 gün ve ortası Şabat. Yani bir denge ifadedir. Veya üst dünya, alt dünya ifadesi. Tabii tabii. Evet. Eril dişil ifadesi ve Magen David'deki en bariz ifade İbranice ile bağlantısı, ki David rastgele bu harfleri kullanmadı. Bilerek bunları kullandı. O kalkanı nasıl kendine sembol yaptıysa günümüze kadar kullanıyoruz, ki arkamda da var gördüğünüz gibi. Evet. Magen David. Harflerde zaten onun açılımını görüyoruz yani. Moah, guf, neşama, yani akıl, beden, ruh, hepsinin bir yerde dengede olduğunu ifade eder. Elbette çok daha farklı yorumları var. Hepsi doğrudur ama İbranice ile olan ilişkisini böyle yani görüyoruz. Madde alemi ile mana alemi arasındaki dengeyi söyleyebiliriz. Evet. Dengeden kasıt sanki madde ile mana arasındaki, yani bayram gibi bir şey bu. Dengeden daha öte bir şey benim nazarımda. Yani ne o yani maddeyi kötülemeden tabii, onun neye hizmet tabii ettiğini gösteriyor. Tabii ki. Yani bir nevi iki güç arasındaki şenlik gibi bir şey benim nazarımda. Evet, aynen öyle. Çok çok doğru. Çok güzel ifade ettin. Peki, çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Şimdi bu konuları çok iyi bilmeyenler, birazcık da rencide edici yaklaşanlar Kabala'ya tılsım, büyü gibi kavramlar atfediyorlar. Böyle bir şey yok tabii ki. Çok da fazla itibar etmeyin böyle konulara. Halk arasında kullanılan tılsım, büyü gibi şeyler aslında böyle bir şey Kabala'da yoktur arkadaşlar. Büyü diye gördüğünüz her şey bugün yeni çağ öğretilerinde enerjinin dönüşümünü sağlayan derslerden, eğitimlerden, hepiniz çoğunuz katılıyorsunuz bunlara. Bu enerji dönüşümünü o dönemlerde, çok eski dönemlerde, antik dönemlerde büyü
tılsım gibi sözcüklerle anlatıyorlardı. Bugün ise ne diyoruz? Enerji dönüştü diyoruz. Peki bu tılsım büyü gibi kavramlar neden İbranice ile ilişkilendiriliyor? Çünkü gerçekten insanlık tarihini yakından incelediğimizde insana bu dünyanın ötesinde olan güçleri sistemli bir şekilde anlatan ilk dildi ve tek dil. Ve bu dilin yorumu, yani bizim gördüğümüzün ötesindeki anlamları açıklayan dil İbranice'ydi. Ve bu farklı toplumlara gitti. Neden gitti? Çünkü tapınak yıkıldığı zaman Romalılar tarafından 2000 yıl önce tüm İsrail ulusu sürgün edildiğinde dünyanın belki hiç tahmin etmeyeceğimiz yerlerine ulaştı bu insanlar. Japonya'dan Şili'nin dağ köylerine kadar, evet. Peru'nun dağ köylerine kadar. Ve haliyle kendi kültürlerini götürdüler. Başka bir şansları yoktu zaten. Kendisiyle götürüyor bu kültürü. Bu dilin kültürü, anlattığı şeyin kültürü. Ve bu zamanla art niyetli diyelim veya cahil insanların elinde bir nevi yanlış anlaşılıyor ve oyuncağa dönüşüyor. Suistimal ediliyor. Evet. Şimdi ben burada şunu görüyorum. Kaynağın ne olduğunu anlamadan herhangi bir dalı tutup, bir yaprağı tutup ağacı tanımlayamazsın. Tanımlayamazsın yani. Diğer taraftan Şlomo'nun yani Süleyman'ın mühürleri yok muydu? Vardı. Boşuna mı yaptı bunları? Hayır. Hepsini belli bir anlamı ben yok. Ben bunların eğitimini verdim yıllarca Moşe. Süleyman'ın mühürlerini. 44 tane. Ondan sonra da kitabımı aktardım. Uyanış Acı ile Başlar adlı kitabımda Süleyman'ın mühürleriyle gelişim ve dönüşüm bilgileri vardır arkadaşlar. Öğrenmek isteyenler o kitabı alıp inceleyebilirler. Kitabı aktardıktan sonra durdurdum eğitimini. Süleyman'ın mühürleri. Evet. Yani Moşe. Mesela bir tane örnekti yani bu. Mühür örnek. Süleyman bunu yaptı, Şlomo bunu yaptı. Evet. Yani sokaktaki bir adam yapmadı. Bunu bilerek yaptı, bunun belli bir anlamı vardı, belli bir taşıdığı güç vardı. Fakat bu sorunlama gelmiyor. Ben bunu alayım, affedersiniz kıt çevirime koyayım, hayatım güzel olacak. Olmayacak. Olmayacak. Çünkü ne taşıdığını bilmiyorsun. Biliyorum, evet. Bunu kimin yaptığını bilmiyorsun, ne amaçla yaptığını bilmiyorsun, ne taşıdığını bilmiyorsun. Öyle bir objeyi alıp koynuna koymak da hayatın güzel olmayacak. Burada bir suistimal söz konusu. Çünkü gerçeği bilmeden bir şeyi pazarlama ihtiyacı ortaya çıkmış. Ve bu da çok kullanılmış maalesef. Bazen bana da yazarlar. Yani işte Instagram'dan daha çok. Çünkü orası daha biraz aktif. Yani evde büyük kağıdı buldum. İbranice kağıtlar, şunlar vesaire. Diyorum ki yazan da ne yazdığını bilmiyor. Orada emin ol. Sen de bilmiyorsun. Klozete at. Sifonu çek. Çok... İşine bak. Bravo. Yani elbette biliyorum yani bu şeklin bir anlamı var. Ben bu şekle baktığım zaman bana ne hatırlattığını biliyorum. Ben biliyorum. Veya buradaki Şlomo'nun o mühürlerini gördüğüm zaman ne anlattığını biliyorum. Hatta o mesela 72 isim diyor yani. 72 isimdeki ilk harfleri yan yana getirdiğinizde Tora'da bir bölüme ulaşıyorsunuz. Tora'daki bir bölümü 72 harfe bölmüş. Kesinlikle doğru. Oradaki güçleri kullanıyor sadece. Tabii. Ama enerjiyi kullanıyor işte güç dediğimiz. Evet. Enerjiyi kullanıyor. Aynen. Bunu bilmiyorsanız yani ne olduğundan hiçbir haberiniz yoksa size bir faydası olmaz. Kesinlikle. Ama kendi kaderinizi biraz daha rahatlatmak istiyorsanız benim size tavsiyem kötü dilden, kıskanç insanların etrafından uzaklaşın. Çevrenizi değiştirin. Çünkü şunu fark ettim, bunlarla ilgilenen topluluklar diyelim veya gruplar diyelim her neyse dedikodunun, ne bileyim riyakarlığın, tokatçılığın bir nevi merkezi olmuş. Benim size tavsiyem oradaki insanlara şunu diyorum, size kötü hal getiren, kötü ruh hali getiren insanlardan uzak durun. Bu gerçek tılsımdır. Başka şeyler de yapabilirsin ama en başta bunu yap. Evet. Bu kötü gözlem uzak dur yani. Kesinlikle zaten görüyorum bazı yayınlar korku salan yayınlar yapılıyor. Evet. Instagram'da çok şey yapıyorum, görüyorum ve maalesef çok yani, üzülüyorum. Burada sözünü keseceğim, kusura kalma, bunu İsrail'de de çok yakından tanıdım. Öyle bir korku yaratıyorlar ki
Burada olmazsan, şunu yapmazsan, beni dinlemezsen hayatın çok daha felaket olacak. Evet. Bunu diyorlar. Ardından başka bir şey. Film başlıyor. Evet arkadaşlar çok uzak durun. Korku yayan yayınlardan ve de öğretilerden lütfen uzak durun. Kehanetlerden uzak durun. Kehanet nedir biliyor musunuz? Bugünkü hayatınıza bakın. Yarınınız işte kehanet. Çünkü bugün hangi tohumu ekerseniz yarın o yeşerecektir. Dolayısıyla güzel şeyler tohum ekin bugün itibariyle ki yarın onlar yeşersin. Her şey bizim elimizde. Tabii ki bir tanrısal bir plan var ama bu planın içinde bizim de bir yaptırımımız, bir değişimimiz söz konusu. Bu değişime pozitif yönde katılırsanız hayatınız da bir o kadar düzelir, dönüşür filan. Evet, aramızda zannediyorum ezoterik çalışmalar yapan birçok arkadaşımız var. Ve bu ezoterik çalışmalar veya kabala çalışmak isteyen birçok arkadaşımız var. Bu İbranice dilini öğrenmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Moşe, ben biliyorum ki sen İbranice eğitimi, öğretimi YouTube üzerinden veriyorsun. İsteyenler sana ulaşabilirler. Arkadaşlar şeyinizi söyler misin tekrar? İbranice dil öğrenimi mi? Sayfanın adı neydi? YouTube'daki dersler arkadaşlar ücretsiz. Orada çok 200'den fazla ders var. YouTube'a girdiğiniz zaman İbranice kursu dediğinizde karşınıza çıkar zaten kanal. Benim tek söylemek istediğim şey şu. Lütfen kanalı bulduğunuz zaman oynatma listelerine tıklayın. Çünkü ilk göreceğiniz video çok farklı bir şey olabilir. Ben temel dersini, başlangıç dersini kategorize ettim ve bunu oynatma listelerine tıkladığınızda göreceksiniz. İlk dersler, fiiller, tehilim vesaire vesaire. İbranice kursu dediğinizde YouTube'da karşınıza mavi alef harfi çıktığı zaman işte o kanal bana ait. Orada bütün dersler var. Ücretsiz olarak takip edebilirsiniz. Diğer taraftan şunu söylemek isterim. Bazen yazıyorlar bana beni ikna et dili öğrenmek için. Diyorum kimseyi ikna etmem. Kimse de beni ikna edemez herhangi bir konuda. Ya böyle Aklım bir var, şey düşüncem var. olabilir mi? Ne demek beni ikna et? Sen ikna Aklım olmuşsan gel öğren yani var, bu. düşüncelerim var. Kullan. Evet. İşine geliyorsa. İbranice öğrenmek evet güzel çünkü bize anlatılan tüm bu dini dogmaların, bu yanlış tarihin ne olduğunu daha yakından anlamaya başlıyoruz. Diğer taraftan bu kavramların gerçekte ne ifade ettiğini anlayıp gerçekten kendi gerçeklik dünyamızı yeniden kurmaya yardımcı olan bir dil. Ama ben bu dili öğreneyim, kariyer yapayım derseniz böyle bir şey yok. En fazla Türkiye'de tıp turizminde kullanırsınız. Diş taktırmak için gelenler, saç ektirmek için gelenler bir de otelde İsrailli turistlere yardımcı olursunuz. Ama bunun ötesinde çok da işinize yaramaz. Ama düşünce hayatınızı değiştirmek istiyorsanız önünüzde sonsuz kapılar açar. O da bir gerçek. Arkadaşlar, Moşe arkadaşımızı, Moşe Veret'i YouTube'dan ücretsiz olarak İbranice dersi öğrenebilir ve alabilirsiniz. Çok keyiflidir. Yeterli mi dersiniz? Şunu da gördüm ben. O dersleri öğrenip Marmara Üniversitesi'nde eğitim veren insanlar var. Özel kurslar verenler bile var. Karşı değilim. Yapsınlar. Son derece keyifli bir durum ama benimle ilişkileri yok. Bunu söyleyebilirim sadece. Evet. Yani dersler son derece yeterli. Öğrenmenizi o dersleri takip edip 4 ay sonra yazan ve okuyanları gördüm. Evet, bilhassa ezoterik çalışmalar yapıyorsanız öneriyorum. Ben de öneriyorum. Belki daha karar vermedik ama Moşe ile bir araya geleceğiz ve bir kabala öğretisi veyahut da daha doğrusu harfleri anlatabileceğimiz kabalistik bir bakış açısıyla beraberce bir program hazırlamayı düşünüyoruz. Henüz kesin değil ama bakacağız, haber vereceğiz. Bizi takip edin lütfen. Hem Moşe'yi takip edin, hem beni takip edin. Oradan duyuracağız. Çok keyifli. Ben bir zamanlar vermiştim şeyi İbrani harflerinin gücü, enerjisi diye bir çalışma yapmıştım. Onu tekrarlayacağım ama bu sefer Moşe ile birlikte yapacağız bu çalışmayı. Şimdi 05 nokta bilge diye bir arkadaşımız bir şey yazmış. Merhaba, ben de bir gün böyle sayılarla
yola çıktığımda Tora mucizelere şahit oldum diyor. Güzel. Bizim de istediğimiz zaten bu mucizelere tanık olmanız. Teşekkür ederim paylaştığınız için. Başka öğrenmek isteyenlere tavsiye ettin. Şimdi Çerkezkaya İrem diye bir arkadaşımız bir şeyler yazmış burada. Fenikeliler hem sağdan sola hem soldan sağa yazıyor. Bu zihinlerinin her iki lobunu etkin şekilde kullandıklarına işaret. Bu anlamda Kabala ve İbranice bağlantısından ziyade anlamlar ve kullanım, nörolojik ve genetik etkinliklerin bizden daha etkin olduğu bağlantısı sizin de dikkatinizi çekiyor mu diye yazmış Çerkezkaya İrem. Bunu şöyle açıklayabilirim. Bunu anlamak için alif harfine bakmak biraz yeterli olacaktır. Elbette ilerisi de var. Alif harfine dikkatli baktığınızda bir orta çizgi vardır, bir yukarıdan gelen çizgi vardır, çentik diyelim, bir de aşağı inen çentik vardır. Öncelikle yukarıdan gelen çentik iyiliği simgeler, aşağı inen çentik ise kötülüğü, yani insanı simgeler, insanın yaratım doğasını simgeler. Yukarıdaki çentik ise yaratıcının özelliğini simgeler. Orta çizgi ise yaşayan insanın, bunu gören insanın her iki gücü ortada birleştirmesi gerektiğini simgeler. Biz sağdan başlarız çünkü sağ her zaman iyiliği temsil eder. Ve sağdan başlarız ki sağdan başlarken neden başladığımızı hatırlamamız için. O da her zaman iyiliği temsil eder ve bunu Alef'te görürüz en başta. Ve dikkat ederseniz İbrani alfabesinde köşesi olmayan tek harftir. Diğer tüm harflerin köşeleri vardır, kıvrımları vardır. Fakat Alef köşesizdir çünkü aynı zamanda sonsuzluğu simgeler. Evet. Bu yüzden kutsi metinlerde Elekut gibi, Aluf gibi, yani Elekut kutsallık gibi, ne bileyim El gibi ifadeler, yani yaratıcı ifadeler her zaman Alef'le başlar. Çünkü sonsuzdur. Evet. Benim de Merkaba eğitimimde yod yukarı bakıyor. Mesela Alef'i oluşturan iki tane yod var. Bir yod yukarı bakan, bir de yod aşağıya bakan. Yani mana alemiyle madde alemini öyle diyelim veya yaratıcı ile yaratılanı ifade eder. Ortada yan duran o çizgiye de yaşam ağacı adını veriyoruz. Hayat ağacı adını veriyoruz ve dikkat edersen hani bir Mevlana'nın duruşu, çünkü Mevlana'da da bir semayı takip ettiğiniz zaman şöyle dervişlerin başlarını biraz yana şey yaptıklarını ve bir el yukarı yani yod ve bir el aşağıya, yine aşağıya bakan bir yod. Aşağı yukarı alef, yani Arap alfabesinde elifi ifade eden, alefle elif ifade eden bir sembol olarak da görebiliyoruz. Tabii ki İbrani harfinin, İbrani alfabesinin ilk harfidir ve sayısal değeri de birdir. Yaratıcı da zaten alefle konuştuğu zaman, bu harflerle böyle bir alegorik bir anlatımı vardır. Alefle konuştuğu zaman ben birim, sen de birsin. Yani öyle bir Alef'e öyle bir değer vermiştir ki, aşağı yukarı haşa tabii ki Tanrı kadar güçlü bir harf olarak ben birim, sen de birim, birsin şeklinde bir açılım var Alef için. Öyle diyelim. Diğer taraftan bilirsin Yud Hey Vav Hey damgası vardır. Yud Hey Vav Hey, insanlar belki biliyordur, yani Yud Hey Vav Hey veya Yud Key Vav Key denir vesaire. Bu bir damgadır. Evet. Bu kelimenin sayısal değerine baktığımızda 26'yı buluruz. Evet, bu da sevgi. Alef'in, evet. Alef'in bu parçalanmış halindeki sayısal değer de 26'dır. 26. Yud 20, evet. Ve Vav 6, 26. 26, aynen öyle. Ve sevgi demek değil mi? Yani bu dünyada anlamadığımız bir sevgi, evet, açıkçası. Evet. Çok daha farklı bir şey. Yani... Keter Hokma Bina. Çünkü bu dünyanın üstündeki Sefirot. Evet. Ahava kelimesi sevgi demek. Evet. Ahava'nın sayısal değeri 13'tür. Evet. 13 ve 13'ün toplamıdır. 26. Yaratıcıyla
yaratılanın sevgisinin toplamıdır. İş o yüzden ve de yani işran, bu iş dünyanın ve ötesinde, işranın toplamı değil evet, mi? İş, yani o ne? bu dünyanın ötesinde bir sevgi gibi bir anlamı var. Evet, tamam. Yani İbranice'de hiçbir kavramın sayısal değeri, şekilsel yapısı, harfin sırası rastgele Tabii kurgulanmamıştır. tabii. Tabii. Her kelimede bunu görüyoruz. İşte biliyorsun 10 sefirot vardır. İlk sefir adı nedir? Keter. Evet. Sayısal değeri kaç oluyor Keter'in? 620. Tamam. Kaf 20, Tav 400 ve Reş 620. Tora'da kaç sevap var derler? 613. Evet. Ve derler ki bir tane de 7 sevap vardır, onu sen yapmayacaksın. O yapacak. Ve bunları topladığında 620 yapıyor. Evet, doğru. O ilk, yani en tepedeki Keter, işte tüm her şeyin bittiği, daha doğrusu nihayete vardığı yer. O yüzden o Keter kelimesi yazılırken bile rastgele harflerle kurgulanmamış. Kuf değil de kafla yazılmış, çünkü kafın değeri 20. Çok güzel. Vallahi ben sabaha kadar konuşurum seninle ama ben de konuşurum da zamanımız evet, daha konuşacağımız şeyler vardı. evet, zamanımız Yetmeyecek, yetmeyecek doldu. galiba. Arkadaşlar katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar ben Moşe'nin kitabını göstermek istiyorum. Ben vallahi Trendyol'dan aldım ama kitapçılarda da var. Trendyol'dan hemen bir günde geldi. Moşe Veret ve kitabın adı Ve Nehir Eden Bahçesinden Çıkar. Aşağı yukarı bu akşam konuştuklarımızın biraz daha gelişmiş haliyle kitapta var. Almanızı öneriyorum. Ben çok faydalandım. Moşe, çok teşekkür ederim katıldığın Rica için. ederim. Umarım konuşamadığımız konuları başka programlarda konuşuruz. İnşallah biz Çünkü böyle ilginiz devam oluyor. Edebiliriz yine. Ayda bir kere belki bir araya geliriz. Yine başlıklar şey yaparız, karar veririz ve onları konuşuruz. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar, yayını Moşe'ye de yollayacağım, sayfasından takip edebilirsiniz. Benim sayfamda olacak. Artı bütün yayını tekrar tekrar dinlemek istiyorsanız Tunakam Hit TV YouTube kanalına yükleyeceğim. Moşe de istiyorsa yollayacağım onu. O da YouTube'da yüklemiş olacak. Hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşmek İyi üzere. geceler. Hoşça kalın.